Erken ya da erkene alınmış seçim için AK Parti kapıyı araladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Mart ayında baskın seçim iddiasının ardından erkene alınmış seçim için kapıyı araladı. Hande Fırata konuşan Mustafa Şen, Cumhurbaşkanlığı sisteminde revizyon yapılabileceğini söyledi. Mart ayında niye seçim olsun diye soran Mustafa Şen, seçimin öne alınması konusunun Cumhur İttifakı'nın oylarıyla ilgisi yok. Haziran ayı hac dönemine denk geliyor. Seçimin ikinci tura kalması durumundaysa ikinci tur bayram tatiline denk geliyor. Bu iki duruma göre bir ayarlama yapılabilir. Belirlenmiş bir tarih yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulsun, orada yapılsın isteriz ifadesini kullandı. Altılı Masa'nın güçlendirilmiş parlamenter sistem için anayasa teklifini açıkladığı gün konuşan Mustafa Şen, AK Parti adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyona gidilebileceğini söyledi. Şen, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin revize edilebileceğini söylüyoruz. Muhalefetin kapıları tamamen kapatma söylemi yanlış. Muhalefet kapıları kapatmasaydı her şeyi konuşurduk dedi. Mustafa Şen, AK Parti'nin yaptırdığı son anketin sonuçlarını da açıkladı. Hande Fırat sonuçları şöyle duyurdu. AK Parti düzenli kamuoyu yoklamaları yaptıran bir siyasi parti. Haziran ayında Mustafa Şen, Erdoğan'ın oyunu %40 civarında, AK Parti'ninkini 34 olarak açıklamıştı. Son verilere göre Mustafa Şen, Erdoğan'ın oy oranı %52, AK Parti'nin oy oranı %42 dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İyi Parti'ye yaptığı altılı masayı terk et çağrısı içinde Mustafa Şen, söz konusu çağrı seçim içinde olabilir, seçim sonrası içinde. Siyasi çekişme olur ama memleket meselesi olunca kavga çekişme olmaz. Dün kavga ettiğiniz biriyle bugün konuşup yürüyebilmelisiniz. Temel hedef tam bağımsız, büyük Türkiye. Bu yola baş koyan herkesle çalışılır diye konuştu.